Efendim tekrardan kocaman selamlar. Geçen videomuzda Red Dead Redemption 2 7 Mayıs tarihinde Xbox için Game Pass'e gelecek demiştik. Game Pass sistemine gelmesinin de büyük olay olduğundan bahsetmiştik. Ve o videoda RDR2'yi ilk kez Game Pass vasıtasıyla oynayacaklar için oyunla ilgili ipuçları paylaşalım demiştik. İşte bu video o video. İnternette bir ton RDR2 ile alakalı hem Türkçe hem İngilizce ipucu var aslında. Oyun çıkalı çok oldu. Fakat ben bugün o bir sürü ipucu arasından kendimce ilk etapta gerçekten işinize yarayacakları aktarmaya çalışacağım sizlere. Hatırlatayım, bu bir RDR2 ustası olma videosu değil. Bu RDR2'ye yeni başlayacaklar için hayat kurtaran 14 ipucu videosu. 1. Aptalla ilişki seviyesi. Oyuna başladığınızda sürekli farklı at kullanmak isteyebilirsiniz. Şu neymiş, bu neymiş diye bakmak da isteyebilirsiniz. Ama istemeyin. Fazla at kullanmak yerine az sayıda atla bol bol vakit geçirmeniz önemli. Çünkü aynı ata bindikçe, o atı besledikçe, sevdikçe aranızdaki ilişki seviyesi artıyor. Her yeni ilişki seviyesinde de at size daha çok güveniyor. Bu güven önemli bir şey. Çünkü ata ilk defa bindiğinizde çatışmaya girdiğiniz zaman at sizi sırtından atabiliyor. Panik oluyor hayvan. Ama atla vakit geçirdiyseniz ve artık size güvenmeye başladıysa böyle bir dert yaşamıyorsunuz. Bunlara ek olarak ilişki seviyenizi arttırdıkça atı şaha kaldırmak, hızlıca durmak ve dönmek gibi yapabileceğiniz yeni hareketleri de açabiliyorsunuz. 2. Mini haritayı büyütmek ya da kapatmak. Oyun oynadığınız esnada sol altta duran mini harita için farklı tercih imkanlarınız da var. Aşağı yön tuşuna basılı tuttuğunuzda haritayı büyütmek, pusulaya çevirmek ve tamamen kapatmak gibi seçenekler karşınıza çıkıyor. İşin en güzel yanı, bu değişiklikleri yapmak çok kolay olduğu için o anki durumunuza göre hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Ben misal genelde genişletilmiş haritayla oynamayı daha çok seviyorum. Ancak bazı oyuncular daha gerçekçi bir deneyim için haritayı pusulaya çevirmek de isteyebilir. 3. Otomatik seyahat. RDR2 gerçekçiliğe önem veren bir oyun olduğundan oyunda hızlı seyahat imkanları da kısıtlı tutulmuş. Ve inanın bana, bir noktadan sonra hızlı seyahat olmasını arzulayacak pek çok oyuncu olacaktır. Eğer siz de bir yerden bir yere giderken atı devamlı sürmek istemiyorsanız yapacağınız şey basit. Önce haritaya çıkacaksınız, haritadan bir yeri işaretleyeceksiniz, ardından haritadan gideceğiniz yeri seçip oyunu sinematik moda alıp iki kere A'ya basarak otomatik sürmeyi devreye alacaksınız. Gene karakterinizin ve atın gerçek anlamda ulaşacağınız mekana gitmesi uzun sürecektir ama en azından sizin devamlı A'ya basmanıza gerek kalmayacak. Fakat bunu yapacaksanız bir gözünüzde ekranda olsun, bazen birine çarpıp düşebiliyor ya da saldırı altına girebiliyorsunuz. Tabii bu otomatik sürme olayı tek başınızdayken devreye giren bir şey. Eğer grup halinde geziyorsanız A'ya basılı tutmak zorundasınız. Eğer çıktığından bu yana update yapmadılarsa orada otomatik sürmeyi devreye sokamıyorsunuz. Grup halindeyken A'ya basılı tutmak zorundasınız. 4. Kamptan hızlı seyahat etmek. Şimdi gelelim gerçek hızlı seyahat olayına. Yani tek tuşla istediğiniz yere gitmeye. Oyunda bir müddet ilerledikten sonra kampınızda geliştirmeler yapabilmeniz için bir defter açılıyor. Bu defterden önce Dutch'ın çadırını, ardından da Arthur'un vagonunu geliştirerek hızlı seyahat yapma imkanı kazanıyorsunuz. Ancak bu hızlı seyahatte istediğiniz zaman istediğiniz yere gidemiyorsunuz. Onun yerine kamptayken belli noktalara gidebiliyorsunuz. Fakat defterdeki gelişmeleri açmak için oyunun hikayesinde ilerleyip belli bir noktaya gelmeniz gerektiğini de söyleyeyim. O noktaya gelince ilk geliştireceğiniz şeyler anlattığım detaylar olsun. 5. Çekirdekleri dolu tutmak. RDR2'nin diğer oyunlardan farklı bir enerji ve dayanıklılık sistemi var. Karakterinizin sağlık değerleri için barlar var ve bu barların da kendi çekirdekleri var. Bu çekirdeklerin doluluk oranı barların ne kadar hızlı dolacağını gösteriyor. Can kaybettiğiniz zaman barlar kendi kendine otomatik dolmaya başlayabiliyor. Ama eğer çekirdeğiniz doluysa, yani çekirdekler ne kadar dolu olursa hayati önem taşıyan barların kendini doldurma oranı da o kadar hızlı oluyor. Bu yüzden çekirdeklerinizi olabildiğince dolu tutmanız önemli. Direkt olarak etkisi olmasa da dolaylı yoldan etkisi var. Gözden kaçırmayın. Çekirdeklerinizi doldurmak için sık sık ilgili besinleri tüketin. Zaten hangi besinin üzerine hangi çekirdeği nasıl etkilediğini de görebiliyorsunuz. 6. Hava koşullarına uygun kıyafet giymek. Çekirdekleri etkileyen bir başka detay da giyim şekliniz. Oyunda sıcak, normal ve soğuk hava koşulları var. Eğer sıcak havada ince, soğuk havada kalın giyinmezseniz karakterinizin çekirdekleri hızlıca düşmeye başlıyor. Bunun önüne geçmek için atınıza her hava koşuluna uygun kıyafet koyup önleminizi alabilirsiniz. At yanınızdayken de önceden belirlediğiniz kıyafetler arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Yani her hava koşuluna uygun bir kıyafeti atınıza depolamayı unutmayın. Bu kıyafet olayına dikkat etmezseniz anında ölmezsiniz tabii ki. Fakat hayat bir tık daha zor olur sizin için. 7. Atı ıslık mesafesinde tutmak. Atınızı yanınızdan çok fazla ayırmamaya dikkat edin. Islıkla yanınıza çağırabilseniz de belli bir mesafeden sonra at sizi duymamaya başlıyor. Bu tip durumlarda yayan kalmamak için atınızı başıboş bırakmayıp yakın mesafede tutmanız faydanıza olacaktır. 8. At canlandırma ilacını ihmal etmeyin. Atınızla ilişkinizin kıymetli olduğunu söylemiştim, ancak bu ilişkiyi kaybetme riskiniz de var. Oyunda atınız ağır yaralanabiliyor ve iyileştirmezseniz kalıcı bir şekilde ölebiliyor. Bu tip durumları göz önüne alarak yanınıza en az bir adet at canlandırıcı ilaç alın. Bu ilaçlar Horse Survivor diye geçiyor. Çok da pahalı değiller. Aman eksik etmeyin bunu. Bir şey olmaz ya deyip atın arkasından ağlayan bu adamı dinleyin lütfen. Bu ilaçla atınızı ölüm döşeğinden kurtarabilirsiniz. 9. Suç işlerken bandana takmak. Suç işleyeceğiniz zaman yüzünüzde bandana olması da kritik bir konu. Eğer bandananız takılıyken yetkililere yakalanmazsanız ve siviller arasından kaçarsanız başınıza ödül konma ihtimali de azalıyor. Bandanayı takmazsanız ve suç işlerseniz yetkililere yakalanmasanız bile ifşa oluyorsunuz. 10. Silah temizleme.
RDR2'de silahlarınıza bakmanızda ayrı bir önem taşıyor. Eğer silahların temizliğine dikkat etmezseniz çatışmadaki efektifliklerini de kaybetmeye başlıyorsunuz. Silahlarınızı temizlemek içinse ister yanınıza alacağınız silah yağını kullanabilir, isterseniz de bir silahçıya gidip para karşılığı temizlettirebilirsiniz. Menüde silahın üzerine geldiğiniz zaman temizlik durumunun ne seviyede olduğunu göreceksiniz. 11. Yumrukla düşmanı bağlamak. Oyun içerisinde kementinizi sıkça kullanmanız gereken durumlar gelebilir. At üstündeki insanları bağlamak için en ideal çözüm kementi fırlatmayken yelek aldığınız zamanlar için farklı bir seçeneğiniz daha var. Elinize kementi alıp yumruk atma tuşuna bastığınız takdirde karakteriniz düşmanı yere yatırıp direkt bağlama işlemine geçiyor. Bu özellik sayesinde yayan yapılan kovalamacalarda düşmanı çok daha rahat bağlayabiliyorsunuz. Diğer türlü nişan al, kement fırlat falan biraz dert olabiliyor. 12. Hızlıca haritayı açmak. Haritayı açmak için menüye girmek falan zahmetli geliyorsa bir kısa yolunuzun olduğunu unutmayın. Start tuşuna basılı tutarsanız harita direkt olarak açılıyor. 13. Uyarı atışı. Gerek çevrenizdekileri korkutmak, gerek sürüyü yönlendirmek için uyarı atışı yapabiliyorsunuz. Bunu yapmak için nişan aldıktan sonra yukarı yön tuşuna basmanız yeterli. Zaten karakter otomatik olarak elini yukarı kaldırıyor. Bu hareketin ardından tetiği dilediğiniz zaman çekebilirsiniz. 14. Şekilli silah kaldırma. Bu seferki bilgi biraz karakterinizin havasını göstermek için. Elinize tabanca aldıktan sonra silah kaldırma tuşuna yani LB'ye iki kez basarsanız karakteriniz şekilli hareketler yaparak silah kılıfına sokacaktır. Vahşi batı diyoruz kardeşim, azıcık şov yapmayak mı? Yapak. Evet, genel tavsiyelerimiz bunlar. Tabi daha yapılacak çok şey, daha tavsiye edilecek pek çok konu var ama gerisini sizin keşfetmenize bırakmak istedim. Red Dead Redemption'ı keşfettikçe güzelleşecek diyorum. Benim bu saydıklarımla bu keşif sırasında başınıza gelebilecek can sıkıcı aksilikleri giderecek detaylar aslında. Oyunu daha önceden oynamış arkadaşların da tavsiyelerini yorum kısmına bekliyorum. Red Dead Redemption 2 7 Mayıs tarihinde Xbox için Game Pass'te. Bunu da hatırlatmış olayım tekrar. Sevgiler, saygılar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.